İsa'yla dikey tarım aparatı tanıtımı için buradayız. Dikey tarım aparatının yapılış nedenlerini ben kısaca izah etmek istiyorum. Birim alandaki maliyeti daha aza indirmek için ve üretimi çoğaltmak için tasarlanmış bir ürün. Her türlü hava şartlarında ve her türlü arazi şartlarında uygulanabilecek bir aparattır kendisi. Bölümsel olarak sulama, damlama, geliştirme ve dikim kolaylığı sağlar. Aynı zamanda tarımsal makine kullanımı olmayan bir ürün. Son zamanlarda tarımsal alanlardaki zirai ürünlerin değerlerinin artması nedeniyle bunlarda işte traktör fiyatları, mazot fiyatları ve işçilik maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir tarım aparatı düşündüğümüz oluştu. Amacımız dikey tarımın nakliye olmadan şehirlere doğru kaydırabilmekti. Üretim sırasında düşüncelerimizden bir tanesi de insanların hem doğayı koruyabilmesi, hem kendi sağlığını koruyabilmesi ve de birim alanda daha çok ürün alabilmesini amaçladık. Son zamanlarda GDO'lu ürünler, kimyasal maddeler, hormonlu üretimler gibi konularda insanlar daha çok ekolojik ürün araştırmaya başladılar. Yani sağlıklarını ön plana alarak. Biz de kendilerine bu imkanı hem amatör olarak hem de profesyonel olarak yapmalarını sağlamak amacıyla dikey tarım aparatında kendi ürünlerini alabilecek duruma getirdik. Gayet kolay bir üründür. Kat kat aparat konulabilir. Ve bu esnada toprakla bir ilişkisi olmadan iç bölümde perlik ve torfla karışımlı bir sistem var. Sulamaları daha az, gübrelemesi daha az, bakımı daha kolay olmak üzere her türlü hava şartlarında üstü giydirilebilerek bitkinin gelişimini hem erken ekim hem de son ekime bırakabilmek amacıyla tasarlandı. Birer metrekare arayla kurularak ve rahat kurulumuyla beraber bir dekarda 250 aparat kurabilme şansına sahip. Bu 250 aparatta örnek olarak veriyorum, domateste 300 ile 500 kilogram arasında bir ürün almakta. Bu da 80 ile 120 ton arasında bir ürün demektir. Bugüne kadar olmamış bir şey. Kolaylıklarından bir tanesi de işçileri veya çalışanları veya bu üretimi yapan kişileri üzmemesi. Daha görsel olarak kendilerini iyi bir şeyleri alabildiğine ikna etmeleri ve sofralarında daha taze, sağlıklı ve hormonsuz gıda kullanabilmeleri için bölüm bölüm gezmekteyiz. Trakya bölgesi, Ege bölgesi ve bu bölgelerde bayilikler aracılığıyla bu ürünü halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. En büyük potansiyellerimizden bir tanesi de amatör olarak evlerin önlerinde bu ürünü yetiştirmek isteyen kişiler, ama biz bunu tarımsal alana yapmış olduk. Az yerde çok ürün alabilmek amacıyla. Bunlardan bir tanesi ekonomik bir rahatlık kazandıracak çiftçilerimize. İşçilikle uğraşmayacakları için de aldıkları ürün kendisine daha çok kar olarak dönecektir. 1, 2, 3, 4 katmandan ve 5. katmanında da hava sirkülasyonu sağlayabilecek bir kulemiz var. Her bölüm doldurularak damlama sulamaları ve fıskiye sulamalarında kullanılabilecek durumda. Damlama sulama bitki kök uçlarına direkt temas ederek besin konusunda daha hızlı besin alımı sağlayacak. Üst tepelerdeki fıskiyeler sayesinde de gerek ilaçlama gerekse hava şartlarından dolayı oluşabilen tozlanmalar, sülfit akımları, yağışları ve karbon monoksit inişlerinde bitkinin üst yapraklarını yıkayarak fotosentez olayını hızlandıracağından dolayı ürünü koruyabilmiş durumdayız. Hava sıcaklıklarında havalar soğumaya yüz tuttuğu andan itibaren ürünün gelişimi devam edebilmesi için sera naylonuyla daha kolay bir şekilde fermuarlı bir şekilde kapatılabilecek bir durumda. Bunun diğer ürünlere karşı biraz daha geniş ve dar olarak yaptık. Bu çinek ve küçük bitkilerde olmak üzere yapıldı. Ürünün boyutu 2 metredir. Ekim alanı 1.80'de. Ürünün yukarıya doğru çıkması 3.5 metreye kadar bulmakta. Bu da sırık olan domates, fasulye, salatalık ürünlerde geçerli. Diğer ürünler yanlardan ekilerek
Aparatımızda 200 ekim deliği mevcut olmakla yanlardaki ekimlerde çilek, marul, soğan gibi bitkileri ekerek verim alıyoruz. Sırık olması gereken yani geniş etraflı olan bitkilerde de birer boşluk bırakarak dikim yapıyoruz ve yanlarda kancalarla beraber tepeye birleştirerek sarmasını sağlıyoruz. Ürünümüzün genel maksadı bu.